Beşikte konuşanların kıssası. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, üç kişi dışında hiç kimse beşikte iken konuşmamıştır. Bunlar Hazreti İsa İbni Meryem aleyhisselam, Cüreyc'in arkadaşı. Cüreyc kendini ibadete vermiş abid bir kuldu. Bir manastıra çekilmiş, orada ibadetle meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi. O namaz kılıyordu. Ey Cüreyc, yanıma gel, seninle konuşacağım, ben annenim diye seslendi. Cüreyc, Allah'ım, annem ve namazım. Hangisini tercih edeyim diye düşündü. Namazına devama karar verdi. Annesi çağırmasını her defasında üç kere olmak üzere üç gün tekrarladı. Cevap alamayınca, üçüncü çağırmanın sonunda, Allah'ım, kötü kadınların yüzünü göstermedikçe, canını alma diye bedduada bulundu. Beni İsrail aralarında Cüreyc ve onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle herkesin dilinde olan zaniye bir kadın vardı. Dilerseniz ben onu fitneye atarım dedi. Gidip Cüreyc'e sataştı. Ancak Cüreyc ona iltifat etmedi. Kadın bir çobana gitti. Bu çoban Cüreyc'in manastırının dibinde barınak bulmuş birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hamile kaldı. Çocuğu doğurunca bu çocuk Cüreyc'ten dedi. Halk öfkeyle gelip Cüreyc'i manastırından çıkartıp manastırı yıktılar. Hakaretler ettiler. Kendisini de dövmeye başladılar. Linç edeceklerdi. Cüreyc onlara derdiniz ne diye sordu. Şu fahişe ile zina yaptın ve senden bir çocuk doğurdu dediler. Cüreyc çocuk nerede getirin bana dedi. Halk çocuğu ona getirdi. Cüreyc, bırakın beni, namazımı kılayım dedi. Bıraktılar ve namazını kıldı. Namazı bitince çocuğun yanına gitti, karnına dürttü ve ey çocuk, baban kim diye sordu. Çocuk, falanca çoban dedi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e gelip onu öpüp okşadı. Ve senin manastırını altından yapacağız dedi. Cüreyc ise hayır, eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın dedi. Onlar da yaptılar. Üçüncüsü bir zamanlar bir çocuk. Annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın, Allah'ım şu oğlumu bunun gibi yap diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak adama doğru yönelip baktı ve Allah'ım beni bunun gibi yapma diye dua etti. Sonra tekrar memesine dönüp emmeye başladı. Ebu Hureyre der ki, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şehadet parmağını ağzına koyup emmeye başlayarak çocuğun emişini taklit ederken görür gibiyim. Ve Resulullah anlatmaya devam etti. Sonra annenin yanından bir kalabalık geçti. Ellerinde bir cariye vardı. Onu dövüyorlar ve seni zani, seni zina yaparsın, hırsızlık yaparsın ha diyorlardı. Cariye ise Allah bana yeter. O ne iyi vekildir diyordu. Çocuğun annesi Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma dedi. Çocuk yine emmeyi bıraktı. Cariyeye baktı ve Allah'ım beni bunun gibi yap dedi. İşte burada anne evlat karşılıklı konuşmaya başladılar. Anne dedi ki boğazı tıkanasıca kıyafete güzel bir adam geçti. Ben Allah'ım oğlumu bunun gibi yap dedim. Sen Allah'ım beni bunun gibi yapma dedin. Yanımızdan cariyeyi döverek, zina ve hırsızlık yaptığını söyleyerek geçenler oldu. Ben Allah'ım oğlumu bunun gibi yapma dedim. Sen ise Allah'ım beni bunun gibi yap dedin. Oğlu şu cevabı verdi. Güzel kıyafetli bir adam geçti. Sen Allah'ım oğlumu bunun gibi yap dedin. Ben ise Allah'ım beni bunun gibi yapma dedim. Yanımızdan bu cariyeyi geçirdiler. Onu hem dövüp hem de zina ettin, hırsızlık ettin diyorlardı. Sen Allah'ım oğlumu bunun gibi yapma dedin. Ben ise Allah'ım beni bunun gibi yap dedim. Sebebini açıklayayım. O atlı adam cebbar zalimin biriydi. Ben de Allah'ım beni böyle yapma dedim. Zina ettin, hırsızlık ettin dedikleri şu zavallı cari ise ne zina yapmıştı ne de çalmıştı. Ben de Allah'ım beni bunun gibi yap dedim. Buhari Müslim.